Hemen ondan bahsedelim. Siz bahsedin. Evet, ben Yalıkavak doğumluyum. 1991, 14 Mayıs'ta Bodrum Yalıkavak'ta doğdum. Bizim bir işletmemiz var. Hemen önünüzde gördüğünüz... Evet, bu güzel... Çöp şiş ve köfte yemekler. Üzerine. Evet, ailecek bu işletmenin biz başındayız. Abim var, Orhan Akdemiroz. Kendisi 89 doğumlu. İngiltere'de eğitimini aldıktan sonra bizim işlerimizi devam ettirmek adına buraya geldi. Keza ben de öyle. Kız kardeşim yeni mezun oldu. Kendisi iç mimar ama hepimiz üç kardeş. Babamızdan sonra bu işi devam ettirmenin idealistliği peşinde koşmaktayız. Vallahi süper. Tebrik ediyorum yani, sizi. Yani evet. Hepiniz üniversite mezunusunuz. Evet. Ama köftecinin başındasınız. Evet, çünkü amacımız köfteyi uluslararası muhasır devletlerin üstüne çıkarmak. Ya şimdi şöyle, yani köfteyle ilgili az önce Orhan'la da konuştuk. Bu arada Orhan'a pişittirdik. Ondan sonra yolladık Orhan'a. İşimiz görüldü artık. Bitti, evet. Orhan'la işimiz yok. Evet. Bakalım şimdi Orhan güzel pişirmiş mi? Değil mi? Bakalım, evet. Yapabilmiş mi? Evet, olumlu olumsuz. Ben şimdi ilk defa yiyeceğim. Tamam. Sen bak bakalım Orhan beğenmiş, pişirebilmiş mi, pişirememiş mi? Ama gerçek duygularını söyle ha. Tamam. Abimdir falan filan diye hiç dayak geçme tamam, yani. Tamam, peki. Dedi ki Orhan, abi dedi bizim ekmeğimiz farklı dedi. Çok doğru. Neden? Yani ekmeğin farklı olmasının birinci yapısı mayas, birinci özelliği mayasından kaynaklanıyor. Bu odun ekmeği mi? Bu evet. Değil mi? Evet. Şöyle altını... Bu odun ekmeğim. Taşların ekmeği. Evet. Fırında şuradan özel yapılmaktadır. Babamın ve abimin tarifi üzerine yapılmaktadır. Normal öyle mi? Dışarıda marketlerde veya süpermarketlerde alınan ekmekler gibi değildir. Hı hı. Onun dışında ekmeğin üstüne sürülen yağ da bir o kadar organiktir. Hı hı. Söyledi zaten. Ve kullanılan makine babamın ve abimin bulduğu bir makinedir. Kendileri üretir makinede. Bütün ürünlerimiz gerçekten tam teşekküllü, kaliteli ürünlerdir ve 28 yıldır yani çok güzel markalarla yıllardan beri çalışıyoruz. Yani 25 yıllık olan var, 20 yıllık olan var. Hem duygusal ilişkilerimizi hem ticari ilişkilerimizi bugüne kadar çok iyi ilerlettik ve kaliteyi bozmadık. O şekilde devam ediyoruz. Tabii yani bu şekilde. Vallahi tebrik ediyorum. Biz evet. Yalıkavak'ın en eski köftecisindeyiz dedik ama hangi köftecide olduğumuzu söylemedik. Kavak mı köftecisindeyiz? Kavak mı köftecisi? Değil mi? Evet. Ya burada kime sorsanız gösterir. Evet, o da... Zaten küçük bir yer. Hem küçük bir yer hem de 28 yıllığın vermiş olduğu bir emek yani. Evet. Daha öncesinde sosyal medya öncesinde değil, halkın kendi ağzıyla yaptığı reklamlarla bir yere geldik. Aa Zeki Bey bu şekilde çalışıyor, babamın ismi. Aa oğlu Orhan Bey nasıl güzel devam ettiriyor gibi reklamlarla yani gerçekten herkes bir yere geldik. Halkın kendi ağzıyla yaptığı reklamlarla bir yere geldik. Üstüne bir de siz eklenince artık bizi düşünemiyoruz. Evet, yani biz sadece güzel yapmış olduğumuz şeyleri gösteriyoruz. Başka bir şeyimiz yok. Yani ne gurmeyim ne öyle bir iddiam var. Kesinlikle nerede ne yenir, en iyisi nerede yenir onun peşindeyim. Bir de şöyle bir şey dikkatimi çekti benim mekanda. Kredi kartı geçmiyor. Eyvallah. Abi turistik bir bölgedesiniz. Doğru mu? Çok doğru. Kredi kartı geçmiyor. Evet. Babadan kaynaklı değil mi bu? Her şeyimiz taze. Sıcak para diyorsunuz yani. Sıcak. Tamamen duygusal mı? Tamamen duygusal. Tamam. Ama şöyle bir şey, biz sizlere gerçekten müşteri gözüyle değil, misafir gözüyle bakıyoruz. İnanın 3-5 yıl sonra kasa fişiyle yani getiren müşterilerimiz oluyor. Diyor ki, aa 3 yıl önce gelmiştik diyor, biz ödemedik diyor, şimdi ödemek istiyoruz diyor. Yani çünkü misafir dediğimiz kavram bizim kültürümüze gelir yer ama para ödemez. Ödemez. Tamamen bu odaklı ve bu da çok bizim işlerimizin açıkçası artı yönde etkileyen bir şey. Evet. Burada para en son şey. Önce memnuniyet. Bence başlayalım. Evet, soğutmayalım. Ve Orhan nasıl yapmış bakalım değil mi? Şimdi şöyle, köftenin standart sunumu bu şekilde mi? Evet. Bu porsiyon değil ama değil mi? Bir porsiyon mu, yarım, iki porsiyon mu? Bir buçuk mu? Porsiyon. Bir porsiyonda normalde kaç tane var? 10 adet köftemiz var. 10 adet var. Evet. Tamam. Böyle altında pişmiş domates var. Doğru görüyorum değil mi? Hafif karamelize edilmiş közlenmiş soğan var. Közlenmiş soğan var. Siz şey vermiyor musunuz köftenin yanında? Acı sos oluyor ya böyle salça Hayır. gibi. Ondan vermiyorsunuz. Vermememizin sebebi de sos köftenin tadını bozuyor. Bütün soslar yani ketçap, mayonez, hardal ve benzeri gibi. Yiyelim mi artık? Bakalım Orhan yapabilmiş mi ya? Ama sen, ya sizin yemeniz lazım ki Orhan yapmış mı yapmamış mı bakmanız lazım. Ben ilk defa yediğim için. İyi. Yani ekmekle de şey yapabiliriz üstüne. Köfteyi ağzıma attığımda ilk hissettiğim şey şu. Annemin evde yaptığı köfte gibi ya. Gerçekten.
Gerçekten. Süper. Sadece annem maydanoz koyar mesela. Siz maydanoz koymuyorsunuz. Hı hı. Ama gerçekten tadı anne köftesi gibi. Şu ekmeğin tadına bakmak istiyorum ben ya. Sadece bunu yemeye bile gelebilirsiniz dedi. Of. Isırınca böyle sanki o yağlar böyle direkt ağızda patlıyor. Harbiden efsane ekmek ya. Çok iyi. Yapabilmiş mi? Çok güzel. Siz yaz kış burada mısınız? Biz yaz kış artık buradayız. Okullar bittikten sonra. Köfteyi çok beğendim. Bir de çöpçüye bakmak istiyorum. Öyle olmaz kuru kuru. Çekin siz de. Elinize çekin ya. Biz Adana'dayız ya, bizim böyle çatalda bıçakla işimiz olmaz. Çok nadirdir yani böyle.